Tuşkidi programımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Aman abone olmayı unutmayın. Tuşkidi YouTube kanalımıza eğlence var. Başka hiçbir şey vermiyoruz. Eğlence veriyoruz. Anıl. Tek vaadimiz bu. Başka vaat yok. Baraj yapamayız. Elektrik veremeyiz. Ne yapabiliriz? Eğlence verebiliriz. Bir de Sevda Dalkıcı. Verebilir miyim? Veremeyiz. Biz onu veremeyiz. O bizimdir. Hoş geldin. Hoş geldin Sevda. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Bu ne değişim? Ya değil mi? Bu nasıl bir enerji? Teşekkür ederim. Kadın gibi ya. Kadın derler ya. Basıyorum. Evet. Çok sağ olun. Arka sıradakiler dedik. Efsane diz dedik ama orada bir efsane bir karakter de vardı. Özge. Özge. Herkese gider mi yapılır Özge be? İlk senaryo geldiğinde. İlk senaryo geldiğinde ne hissettin? Böyle nasıl bir düşünce oldu kafanda? Buralara geleceğini düşündün mü hiç? Yani, ilk kime dalacaktın Sevda? İlk kime dalacaktın onu da söyle. Dizi zamanında hiç buralara kadar bir efsane bir dizi olacağını tahmin etmiyorduk. Biz çekiyorduk ama neyin içerisinde olduğunu yani hayal bile edememiştik. Şeyi hatırlıyor musun? Senaryo geldiğinde ne yapıyordun? Yani ilk telefonun çaldığında, teklif geldiğinde. Abi kılıklı bunu adamların içinde. Çok şey yani benim daha yeni okulum bitmişti zaten. Tiyatro oyunları devam ediyordu. İlk projemdi. İlk gittiğim, görüştüğüm de ilk projemdi. Hani benim çok şans. Evet, benim çok şans o zaman benden yanaydı. Demedim mi erkek egemen bir sınıfta benim ne işim var kardeşim ya? Ama Özge karakteri de erkeksi bir karakter. Evet evet. Herkesi tokatlıyordu. Kendini asla ezdirmedi. Hiç şey yapma, hakkını yedirmedi. Yalnız o tokatladığı çocuklar büyüdü şimdi o da şeyden söyleyeceğim. Aytaç benden ne çekti? Pamuk karakteri. Vardı benim biliyorsun bir tane ekirim etiket diye. Psikolojisi bozuk mu Aytaç'ın? Yok canım. O kadar da değil. Çok bir şey ya yapıyor. Kutuallık yapıyormuş Antalya'da biliyorsun değil mi? Aytaç şey, yani sanattan hiç ayrılmadı. Hadi ben biraz daha yolları çevirdim, spora falan evet, kaçtım evet. Ama Aytaç da gitar falan çalıyor. Yani hiç sanattan kopmadı. O ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yaz. Ve profesyonel çalıyor yani yazın, bir yerde sahne falan oluyor. Deniz sahili Aytaçsız olmuyor. Gitarını alıyor. Akdeniz akşamı. Hiç değişmiyor o şarkı ya. Senin sesin nasıldır Sevda? Var ya. Hadi canım var mı bir şey? Gerçekten yok. Allah telefonu açıp bir alayım ben tınından anlayayım. Hadi betini. Üçüm zil sesi yap baba. Alo. Alo. Ya abi sesi. O değil senin sesin. Alaçatı'da 3 gece sahne aldı Sevda. Hadi tabii ya. Tabii değil mi? Joker'de falan yani. Bu çekti. Abi ben Türk Bükü'nde gördüm bak. Evet. Alaçatı'da görmedim. Türk Bükü'nde gördüm. Aa görmüşler Sevda. Sizi mi yiyorsun Kıbrıs'ta Sevda? Gördüm. Kıbrıs'ta da gördüm Sevda. Aa Sevda dedi başka sana. Dalgıç. Dalgıç. Başka Sevda. Yok tamam Sevda. Bak kusura bakma. Evet. Abi gördün. Gittin dinledin. Gittim ses dinledim. Ses nasıl? Ton nasıl? Bak şimdi ben sesten... T'den mi giyiyor, La'dan mı giyiyor? Bir dakika hangi rüyadınız o birazcık şeye kaçmasın? Biraz popstar'a benzeyecek ama ben şunu söyleyeyim. Kabusa falan mı öyle oraya sanki biraz? Önce sese bakmıyorum. Neden biliyor musun? Sahneye çıkan insanın orayı doldurması önemli. Sevda doldurdu. Full. Doldurdu abi. Full abi. Alaçatı da fulldü. Sahneyi doldurması abi. Güzeldi. Mekan full, sahneyi dolduruyor. Eğlence, dansçıları almış arkasına. Yalnız süper. Kendine geldi. Evet güzeldi diyor. Alaçatı zamanını söyledim de kabul etti. İnandı şu an. İyiydi ya. O da kabul etti. Hayır. Alaçatı deyince tanıştığımız zamanlar aklıma geldi bizim. Alaçatı zamanı güzeldi ama yani. Ama sahne falan yapıyor. Hangi rüyadasınız bana da söyleyin kabus açabilmeyelim. O rüyaya sen bizi soktun. Sevda davet etmekle. Yani. İnandık sana. Evet. Bunu yapabileceğini biliyoruz. Sen Anıl'ı Kıbrıs'a davet etmişsin. Evet. Ben Alaçatı'daydım. Seni dinlemeye geldik. Seni dinlemeye geldik. Müthiş gecelerdi. Kim vardı abi senin yanında? Benim ekip. Rüya bittiğinde haber ver. Ben Emirhan'la gidiyorum biliyorsun. Sen evet doğru. Sen de Eray'la gitmişsin. Hayır benim ekip kim? Eray, Fatih Üyek, Arto, Kuşum Aydın. Bizim ekibe bak abi ya. Çok şampiyonlar ligi ya. Bu ne abi? Ama dinliyorum nasıl bir kadroyla gelmiş ya. Single yapmayı düşünüyor musun? Yani bu sesin güzelliğiyle. Evet. Bir düşünün bir hayalin var mıydı öyle bir? Niye şaşırdın? Gerçek mi söylüyorsunuz? Bunu kalben söylüyoruz. Yok benim başka projelerim vardı. Hiç single'a öyle bir düşünmedim hayalim bile yok yani. Aa, ben Müge Anlı'yayım mı? Ara. Müge ablacığım Sevda Dalgıç diye birisini arıyoruz. Dalgıç. Heh aynen. Sesi çok güzel ama buradaki Sevda Dalgıç sesi güzel değil diyor bize. Bir dakika. Acaba bu abi oldu. Abi yanlış aradın. Niye? Acun abiyi arayacağım. Acun abi. O ses Türkiye için konuşman lazım. Müge Hanım'la işimiz var. Acun abi. Esat abi çıktı lan. Esat abi nasıl? O da olur. Olur. Esat abi sen de olur. Acun abi niye ıssısın ya? Ya canım. Hiç fark et. Yani sen, Sevda Dalgıç'ın sesi çok güzel de o ses Türkiye'ye alabilir miyiz?
Oldu. Görüşmeye mi geldin? Bence tamam, kastığı oldu, çok tamam, güzel diyeceksin. Sen var mısın? Oldu hadi oldu. Hadi. Böyle başlar bu işler. Hadi oldu başlar bu işler. Bizi de yılbaşı o ses Türkiye'ye gideceğiz. Biz. Evet. Yani daha önce oraya kabul ettik. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Oradan da zaten yürüyüp yürürüz değil mi oradan? Hiç merak etme. Düş tahmini pek kim eserler falan diye. Zaten oradan bir yürüyüp gitti. Eser bizim ekibimiz değil. Eser sesleniyorum. Evleniyormuş. Evleniyor mu? Mutluluklar kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı Allah olsun. Mutlu etsin evet, diyelim. Zayıflıyormuş bir de eser biliyorsun değil mi? Ya evet bugün öyle zayıflasın bir karşıma abi. Düştü de o. Sen kaç kilo verdin? Ben kaç kilo verdim? Herkes yanındaki zayıflamadı. Arkadaşından laf atıyordu. Kendi evet. Onu geçmiş. Eser evet. Herkese gömüyor eser. Bir kendini aynada bakmıyor. Herkesi rakip gördüğü için belki de. Kiloda da rakip gördü geçti. Ufuk senin önünde bir şeyler var. Rüzgar ya falan bir şey söyleyeyim. Biz ya, evet bir atölye koyduk. Aynen öyle. Bütün, aa hadi hayır. Evet. Valla yani hocalarımız Zeyda Büyükuzun, Alp Pehlivan ve Pınar Ergüner. Çok önemli isimlerle çalışıyoruz. Gerçekten. Dev bir kadromuz böyle. Var. Nerede? Stamps. Şişli'deyiz. Rüzgar Akademi. Rüzgar Akademi. Evet. Hocalarımızı Alp Pehlivan, Pınar Ergüner ve Ceyla Büyük. Avrupa Ligi bizlerle olacak. Sayın seyirciler, Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi. A grubu bir de. Barcelona, Real Madrid. Buraya biz. Bütün spiker adaylarını, aynen. Oyuncu adaylarını, herkesi bekliyoruz. Staj imkanları var. Zaten hocalar dev. Bu bir isimlerle de, çalışmak çok çok bir önemli. Bir de geliyorlar kanallarda canlı yayın seyrediyorlar. Canlı yayın seyretme imkanınız var. Yani yok yok Rüzgar Akademi her şeyi sağlamış durumda. Sizi bekliyoruz. Ve Sevda Dalgıç'la çalışıyorlar. Dönem dönem bize destek verecek. Tabii, öğrenciler workshoplar da gelecek. Ya, diye ümit ediyorum. Olur tabii. Günün nasıl geçiyor? Hobimi normal hayata da geçirmeye çalışıyorum. Spor dışında şu an çok fazla bir şey yapmıyorum 3 aydır. Hiçbir şey yapmıyor sporla. Aynen. Yatıyorsun sonra spor. Yatıyorum kalkıyorum yere giyiyorum. Hadi bakalım. Yere giyiyorum. Günde 6 öğün yemek yiyorum. Çok tatlı annesi de var. 6 öğün yemek yiyorum ama bu şekilde. Ama 6 öğün az az mı yiyorsun çok çok mu yiyorsun? Normal öğün yiyorum. Öğün olarak. Onların evet. Öğüne bir acayip yani. Tabii. Normal insan öğünü değil yani. Ve yiyor yani. Hani hiç lan biz yesek. Şey yok ya. Lan biz yesek fıçı gibi bizi dolaştırırlar. Biz yesek buraya masa gibi olur. Emin diyor ki. Hadi. Buradayız göbek bu kadar olur. Emin diyor ki hadi kardeşim son bir dakika diyor. Soruyu hadi, sor. Aynen son bir dakika diyor. Ne sorusu? Evet tuş kilidini biliyorsun. Bir şifresi var. Tuş kilidinin amacı da bu zaten. Tamam. Bugün de rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun Allah rahmet eylesin. Doğum tarihini soruyoruz. Amin. Doğum tarihini soruyoruz. Biz 3 rakam verdik. 4. rakamımız 1'den 9'a kadar emin ellerde diye düşünüyorum. Buyur canım. Hadi, hadi 1'den bakalım. 9 yok sayısı. Burayı 1'den 9'a kadar herhangi bir rakamla doldur ama tabii 0 deme yani. Çünkü Naim abi o kadar yaşlı değildi. Sen Naim abi bilirsin. Olabilir mi acaba? Kimle? Annem yani. Ben bilemem. Naim abi. Bilemem. Annesiyle yaşıt olabilir mi? Annemden büyük olabilir. 1947 olabilir mi? 47. Naim abi. 47. 4 mü diyorsun oraya? 4 mü? Diyorum. Sen ne diyorsun 5 abi? Yo, salla. Annem daha yaşıt olabilir. Ya. Ben diyemem. Ben... 1967 mi? Pardon. Hiç de söyleyemiyoruz ki. Biliyoruz söyleyemiyoruz. Ben söyleyemiyorum işte. Böyle... 6 olabilir mi? Ona hemen çıkıyor. Adam kaşını kaldı dedi. 6 mı diyorsun? 6 mı diyorsun yani? Emin misin? Ne deli? Emin ol. Çok baskı altında hissettim kendimi. Sen bilirsin. Ama özelliği mi burun? Naim abi bilirsin sen. 1967 diyorum. 67 diyorum. Emin misin? Evet. Ben ondan aşağı sayıyorum. Emin misin diyor ya. Onun için beni korktu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Ne oldu? Buyurun efendim. Vay be. Hediye çekiniz. 67. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bu hafta da Sevgi Eköy'e gidiyorsun. Bu hafta da çekler gitti. Çeklerim aldı. Lan bundan da atlayalım. Alp hocanın spor sunuculuğu, yorumculuğu var. Bak Alp Ehli bak. Git. Ceyda büyük uzunu vereyim. Ceyda. Pınar'ı ver. Herkes ver. Git. Onu ver. Onu ver. Yok. Sevgi Eköy bekliyor seni. Tamam peki. İstediğin zaman hocamıza gidebilirsin. O ne istersen. Kaş mı düzeltmek istiyorsun? Burun mu kaldırmak istiyorsun? Dudak mı yaptırmak istiyorsun? Ne istersen. Yanaklarını her şey istersen. Karşıyım. Bir kere burnumu kırdım. Bir estetik yaptırdım. Tamam. Aman Allah'ım. Estetiğe karşıyım. Tamam abicim. Öyleyse. Ama gene de bende kalsın. Kalsın. Takipçilere de verebilirsin. Takipçilere. Ona da verebilirsin. Aynen. Instagram'da. Evet. Sevda. Ayaklarına sağlık. Ayaklarına sağlık. Bu hafta da sonuna geldik. Tuş kilidi izleyenlere neler söylemek istersin? Bir takip etsinler, bir abonosta bakalım. YouTube kanalında nedir efendim? Tuş kilidi gerisi var mı? Yok, sadece tuş kilidi. Kom falan filan kom yok. Kom yok. Ne yapıyoruz? YouTube'a giriyoruz. Hemen sayfaya abone oluyoruz. Bildirimlerini de açıyoruz. Lütfen.
Sen sayfaya abone oluyorsun değil mi hemen? Tabii ki. Tabii hemen. Birazdan telefonum elimde hemen. Şimdi saniyeler sonra. Alo. Dediğim gibi. Kral! Ne yaptın lan, ne koydu kafama? O yama koma bu yama koy diyor. Dediğim gibi Sevda'yı ayarladık bugün YouTube'da. 6. bölümümüzde Tuş Kilidi YouTube kanalımızda. İnşallah 7. bölümümüzde Allah ömür verirse bize başka konuğumuzla, başka dostumuzla burada olacağız, karşınızda olacağız. Bizim YouTube kanalımızda ağlama, şiddet yok. Bizde eğlence var. Gülme var, evet. Eğlence var. Okay. O yüzden Tuş Kilidi YouTube kanalımızda üye olunca biz bekliyoruz. Siz de orada basın ve seyredin. Haftaya görüşürüz. Evet, program koyduysunuz. Emir de diyor ki kes lan bu kutuyu. Ben de kesiyorum. Sizi seviyoruz. Evet. Hoşça kalın.